Nasıl mani olmazsın buna? Ben de yeni öğrendim Hatice. Hünkârımız oraya nasıl geldi sanıyorsun? Bir bahaneyle eğlenceyi görmesini sağlamak istedim. Vaziyete şahit olursa muhakkak rahatsızlık duyar, müdahale eder diye düşündüm. Fakat kendisi müsaade etmiş zaten. Olup bitenlere inanamıyorum. Hürrem iyice ele geçirmiş hünkârımızı. Kimin yüzünden acaba? Şimdi ben mi kabahatli oldum? Rahmetli valide sultanımız müsaade etseydi çoktan almıştım onun canını. Bahane arama. Hatun seni ezdi geçti. Sadece seni de değil, İbrahim'i, Hatice'yi. Bu yüzden karşısına çıkmıyorsun değil mi? Seni de ezip geçmesinden korkuyorsun. Ben kimseden korkmam Beyhan. Bunu en iyi sen bilirsin. O halde neyi bekliyorsun? Hanedanımızı yok etmesin mi? Hissi davranmayın. Ha bugüne kadar ne yaptınızsa olmadı. Bir yanlışı sürdürmeye çalışmak niye? Bu şekilde davranırsanız ancak ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Bildiğin gibi yap. Ama bir daha İbrahim'in hatırasında bu şekilde hakaret etmesine müsaade etme. Bu eğlenceyi en başından bilip mani olmalıydın. Onca yıldır uğramadığım hakaret kalmadı. Ne yapsın kabahat? Şimdi de İbrahim'in ölümünde mesul tutuyorlar beni. Herkes bunu konuşuyor. Bu en başta senin iradene saygısızlık. Hatice'm keder içerisinde. Bana olan öfkesini senden çıkarmak istiyor. Zinhar bunu kendine dert edip üzülmeyesin. Hatice Sultan'ı anlıyorum elbet. Bu acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Fakat vaziyet ortada. Haremde yas tutulsaydı hatalı bir karar vermiş olduğunu düşünürlerdi. Ben de bu yüzden müsaade ettim zaten. Hürrem'im, ben ne vakit karanlığa düşsem bu güzel yüzünün ışığıyla aydınlanırım. Ne vakit derde düşsem Rabbime şükürler olsun ki şifalı ellerin dermanı.